Yukarıda verilen duyuların hangilerinin alınmasına görev yapan reseptörlerin uyarılma şekilleri benzerdir demiş. 1'e baktığımızda işitmeyi görmekteyiz. İşitmede mekano reseptörleri göreceğiz. Mekanik olarak uyarılmakta. 2'ye baktığımızda tat almaya göreceğiz ki burada kemo reseptörler var. Yani yediğimiz besinler tükürük sıvısında erimeden tatlarını alamıyoruz. 3'e baktığımızda koku alma demiş. Yine burada kemo reseptörleri göreceğiz. E, alınan koku molekülleri mukus sıvısında erimekte, daha sonra koku duyusu meydana getirilmekte kokunu alınmaktadır. Dörde baktığımızda görmeyi görme duyusu. Tabi görme duyusuna baktığımızda burada da fotoreseptörler var. Yani ışık yardımıyla uyarılma sağlanacaktır. Burada birbirine benzer olanlar kemoreseptörler tarafından gerçekleştiren olaylardır. Tat alma ve koku almadır. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 C seçeneğidir. Aşağıdaki göz kusurlarından hangisi mercek kullanılarak düzeltilemez denmiş. A'ya baktığımızda miyopluğu görmekteyiz. Uzağı görememe kusurudur. Dolayısıyla miyopluğa bir bakacak olursak bunlar kalın kenarlı mercek kullanılarak düze düzeltilebilir. Kalın kenarlı mercekle düzeltilebilir. B'ye baktığımızda hipermetropluğu görmekteyiz. Yine ince kenarlı mercekle düzeltilecek. Düzeltilir. C'ye baktığımızda astigmatlık var. Bu silindirik Mercek kullanılırsa astigmatlık düzeltilebilir. Presbite ile baktığımızda yine ince kenarlı mercek yardımıyla düzeltilecektir. Ama renkörlüğüne baktığımızda artık kalısal bir hastalık olduğundan dolayı kalısaldır ve bir mercekle düzeltilemez. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği renkörlüğüdür. Aşağıdakilerden hangisi derinin görevler arasında sayılamaz denmiş. A'ya baktığımızda boşaltıma yardımcı olmak doğru bir ifade. Çok az miktarda da olsa ürenin atılmasına derimiz görev olmakta. Aynı zamanda ter ile birlikte fazla su, aynı zamanda zararlı mineral maddeler de vücuttan uzaklaştırılmakta, tuzlarda atılmakta. B'ye baktığımızda solunma yardımcı olmak çok az miktarda o iki c 2 geçine yardımcı olur. D'ye baktığımızda dokunma duyusunu algılar. Bol miktarda reseptör var. Dolayısıyla dokunma duyusuna yardımcı olacaktır. E'ye baktığımızda vücut sıcaklığının ayarlanmasına yardımcı olur. Yine deri vücut ısısını korumakta. Dolayısıyla homoesteseye yardımcı olmakta. C'ye baktığımızda ise mikroplara karşı antikor üretme demiş. Yanlış bir ifade. Bağışıklık sisteminin görevidir. Derinin görevi antikor üretimi değildir. Cevabımız C seçeneğidir. İnsanlar reseptörlerin yoğunlaştığı kısımlarından hangilerinde kimyasal, Uyaranları alan reseptörler bulunur demiş. bire baktığımızda sarı bölgeyi görmekteyiz. Sarı bölge burunda bulunacak. Dolayısıyla koku moleküllerinin mukusla çözüldükten sonra algılandıkları bölgedir. Kimyasal olarak uyarılma sağlanmakta. 2'ye baktığımızda sarı nokta e, denmiş. Sarı noktayı gözde göreceğiz. Ama kimyasal olarak değildir. üçe baktığımızda dermisi göreceğiz. Dermis deride bulunmakta. Mekanik olarak dorda e baktığımızda tat tomurcukları. Tat tomurcukları dilde bulunmakta. Dolayısıyla yenilen besinler tükürük sıvısına eridikten sonra tat tomurcukları tarafından algılanmakta. Beşe baktığımızda korti organı. Korti organı kulakta bulunmakta. Dolayısıyla mekanik olarak uyarılmakta. Kimyasal olarak uyarılmaz. 1 ve 4'te kimyasal uyarılma vardır. Cevabımız 1 ve 4 B seçeneğidir. İnsan kulağına ait aşağıdaki yapılardan hangisi dengenin sağlanmasına görev almaz denmiş. Kesecik, tulumcuk, otolit taşları ve yarım daire kanallarına bir bakacak olsak iç kulakta yer alan ve dengenin sağlanmasına görevli olan yapılardır. Fakat salyangoza bir bakacak olsak salyangozun görevi işitme olayıdır. İşitmeden sorumludur. Dolayısıyla denge olayından sorumlu değildir. Cevabımız A seçeneği salyangozdur. Miyop ve hipermetrop göz kusurları için özelliklerinden hangileri ortak olabilir demiş. Bire baktığımızda göz küresinin önden arkaya doğru çapının değişmesi doğru bir ifade. Miyopta uzamakta, hipermetrop da ise kısalmakta dolayısıyla göz küresinin önden arkaya doğru çapı değişir hem miyoplukta hem de hipermetroplukta. 2'ye baktığımızda cisimlerden gelen ışınların retinada odaklanamaması doğru bir ifade. Miyop uzağı göremez, uzağı göremez. Hipermetrop ise yakını göremez. Neden? Çünkü göz küresi önden arkaya doğru değişmiştir. Bundan dolayı retinaya odaklanamıyordur. İkinci öncülümüz de doğru. Üçe baktığımızda yakındaki cisimler net olarak görülememesi. Yakındaki cisimler net olarak görülememesine biz hipermetropluk adını vereceğiz. Hipermetrop. Dolayısıyla miyopluğu ifade etmez. Üçüncü öncümüz gitti. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2. D seçeneğidir. İnsandaki duyu organlarının tümünün aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır demiş. A'ya baktığımızda duyu reseptörlerinde uyartı oluşturan uyarıcıların cinsleri demiş. Tabi birbirlerinden farklı. Çünkü uyartı oluşturan uyarıcılara baktığımızda kimyasal olabilir, mekanik olabilir, ışık olabilir. Dolayısıyla bunlar birbirlerinden farklıdır. Ee, C'ye baktığımızda uyarıların beyin kabuğundaki değerlendirildiği merkezler bu merkezler de birbirinden farklıdır. Görme ile ilgili farklı bölge, duyma ile ilgili farklı ya da dokunma ile ilgili farklı bölgeler çalışmakta. D'ye baktığımızda uyarıların talamustan beyin kabuğundaki ilgili merkeze iletilmesi. Tabi koku hariç talamusa diğer uyartılar uya, e, uğramakta. Fakat koku direkt beyne gitmekte. Dolayısıyla D seçeneği de hepsi için ortak değil. E'ye baktığımızda uyarıları alan reseptör hücre çeşitleri bazıları dediğimiz gibi mekanik uyarılar almakta. Bazıları kimyasal, bazıları ışıkla uyarılmakta. Dolayısıyla reseptör çeşitleri de birbirinden farklıdır. B'ye baktığımızda duyu reseptörlerin eşik değerdeki uyarılar ile uyarılması eşik değer ve üzerindekilere tepki verilmekte. Eşik değerin altındakilere ise tepki verilmeyecektir. Bu tüm reseptörler için doğrudur. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda verilen duyu reseptörlerin bulunduğu yer ve duyu organları eşleştirmelerinden hangisi doğrudur demiş. A'ya baktığımızda papilayı görmekteyiz. Papila e, dilde bulunmakta tat domurcuklarıdır. Dolayısıyla A seçeneğindeki eşleştirme yanlış. B'ye baktığımızda sarı bölgeyi görmekteyiz. Sarı bölge yazalım burunda görülecek eşleştirme yanlış. Sarı noktaya baktığımızda gözde bulunacak eşleştirme yanlış. D'ye baktığımızda korti organı kulak demiş. Doğrudur. E'ye de baktığımızda sarı bölge dilde demiş. Sarı bölge burunda olduğunu söylemiştik yukarıda. Tekrar burun yazalım. Dolayısıyla E seçeneğindeki eşleştirme de yanlıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Korti organı kulakta bulunacaktır. İnsanda dokunulan bir cismin sıcak ya da soğuk olduğunu algılanması sürecinde yapılarından hangileri etkinlik gösterir demiş. Bire baktığımızda sıcaklığa duyarlı reseptörler doğru bir ifade. Çünkü sıcaklık ya da soğukluk algılanacak. Dolayısıyla bu reseptörler görev yaparlar. 2'ye baktığımızda duyu nöronu reseptörler algıladıktan sonra duyu nöronuna iletim gerçekleşecek. Daha sonra talamusa gelecek. Çünkü tüm uyartılar talamusa gelir ve burada beynin gerekli bölgelerine yollanır koku duyusu hariç. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğrudur. Talamus'a görev almakta. Dörde baktığımızda beyin kabuğu. Tabi talamus bunları beynin gerekli bölgelerine yollamakta. Belli bölgelerine yollamakta. Dolayısıyla beyin kabuğu da görev alacaktır. Sıcak duyusu farklı bir bölgesine. Soğuk duyusu da farklı bir bölgesine değerlendirilecektir. Sorumuzun doğru cevabı 1, 2, 3 ve 4. E seçeneğidir. İnsanda koku görme tat alma duyuların değerlendirilmesine yapılarından hangileri ortak olarak görev yapar demiş. Bire baktığımızda uç beyin. Uç beyin doğru bir ifade. Çünkü koku görme ve tat alma duyuların değerlendirildiği merkezdir. İkiye baktığımızda talamusu görmekteyiz. Talamus da görme ve tat almada görev almakta fakat koku talamusa uğramadan direkt uç beyine gitmekte. Dolayısıyla iki gitti. Üçe baktığımızda omurilik soğanını görmekteyiz. Omurilik soğanının görevi e, solunum dolaşım boşaltım gibi hayati olayları kontrol etmektir. Aynı zamanda yutma, kusma ya da hapşırma gibi olayları da refleksleri de kontrol etmekte. Dolayısıyla koku, görme, tat almada herhangi bir görevi yoktur. 3 gitti. Sorumuzun doğru cevabı seçeneği yalnız 1'dir. Bir öğrenci bahçede dolaşırken çiçek açan gülleri görmüş. Güllerin kokusunu hissetmiş. Çiçekleri koparmaya çalışırken diken batmış ve elini çekmiş. Çiçekleri kokladıktan sonra hapşırmış. Buna göre yukarıda verilen olayların sıralamasını aşağıdakilerden, aşağıda yapıla, aşağıdaki yapılardan hangisinin faaliyetini göstermemiştir demiş. Şimdi çiçek açan gülleri görmesi uç beynin görevlerinden bir tanesi. Çünkü görmeyle ilgili bölümler uç beyinde de görülmekte. çiçeklerin kokusunu hissetmesine biz bakacak olursak burada kokuyla ilgili bölge de yine uç beyindedir. Çiçekleri koparmaya çalışırken eline diken batmış ve elini çekmiş. Demek ki burada refleks devreye girmiş. Dolayısıyla omurilik de görev yapmıştır. Çiçekleri e e kokladıktan sonra hapşırması. Yine hapşırma olayı da omurilik soğan tarafından gerçekleştirilmekte. Talamus'a biz bakacak olursak duyuların gelip beyne yollandıkları bölgelerde. Dolayısıyla burada hem görmüştü, görme duyusu geldi. Hem e elini hızlı bir şekilde çekti. Dolayısıyla burada mekano reseptörler algıladıklarından dolayı hızlı bir şekilde el çekildi. Yine talamusa geliyor ve oradan beyne gidiyor. Dolayısıyla talamus da görev yapar. Ama korti organına biz bakacak olursak işitme ile ilgilidir. Burada işitme ile ilgili herhangi bir durum yoktur. Cevabımız D seçeneğidir. İnsan gözünde görüntü oluşumu sırasında olaylarından hangileri retinada gerçekleşir demiş. Bire bakalım. Işığa duyarlı reseptörlerin uyarılması. Işığa duyarlı reseptörler retinadadır. Retinada. Dolayısıyla retina görev alır. İkiye baktığımızda göze girecek ışık miktarının ayarlanması. Göze girecek ışık miktarına baktığımızda göz bebeğinin görevidir. Retinanın görevi değil. 3 cismin görüntüsünün düz, net ve renkli olarak algılanması beyin kabuğundaki bölgeyle ilgili bir durumdur. Dolayısıyla retinada gerçekleşen olay ışığa duyarlı reseptörlerin uyarılmasıdır. Cevabımız A seçeneği yalnız birdir.